Merhaba sevgili hanımlar ve sevgili beyler. Geçen hafta YouTube'un bana verdiği parayla Rozman'dan yaptığım alışverişi küçük kübelere ayırdım. İşte ayak bakımı için olanları farklı yere koydum, kapsülleri farklı yere koydum. Göz kremlerinin önünde çıldırmıştım çünkü fiyatları çok güzel, 25, 26, 29 lira civarında ve içerikleri de gayet güzel göz kremleri var. Vücut için olanları ayırdım ama bu videoda sizlere göz serum ve kremlerini tanıtmak isteyeceğim. Neden? Çünkü İhsan'a çok güzel üçe ayırmış göz kremlerini. Demiş ki bakın sadece neme ihtiyacınız varsa ve hafif mini kırışıklar başlamışsa ve yumuşaklık istiyorsanız bu seriden kullanacaksınız diyor. Hydro Booster. Bu hem göz hem dudak çevresinde kullanılabiliyor. Eğer diyor yaşınız 50 civarıysa ve hem morluk hem böyle yorgunluk hem çizgiler hem hafif bir çökme hissediyorsanız o zaman içerisinde peptitler olan başka bir seri kullanın ama serumunu ve göz kremini beraber kullanın diyor. O da Age Performance dedikleri bu seri. Bir de aslında anneme aldığım ama yalan kendim büyük ihtimalle kullanacağım. Çünkü artık kendisi hiçbir şey kullanmak istemiyor 83 yaşında. Age Performance serisinin gold olanı. Buna da 60 yaş üstü diyorlar. Gerçi ben 60 yaşa yeni girdim ama yine de göz altlarımın çok hırpalandığını düşünüyorum. Sebebi bilgisayar önünde geçirdiğim çok 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 uzun saatler. Biliyorsunuz UV ışınları sadece güneşten aldığımız bir ışın değil. Bazı ışıklandırmadan ve sürekli ekran karşısında olanlar da çok hırpalanıyor bu ultraviyole ışınlarından. Gözaltıma başka ne yaptırabilirim? Hiçbir fikrim yok. Belki şuradan böyle kesiyorlarmış, şuradan küçük bir halka çıkarıyorlarmış. Ondan da ödüm kopuyor. Çünkü gözü böyle kalan arkadaşım var. Tövbe ya Rabbim. Yani kremle, bakımla gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Ha, belki bir gün belki hiç kafaya takmayabilirim. Yan komşu yine başladı. Çünkü evinde yangın çıktı. Kadının bütün banyosu yandı. Fayanslar bir haftadır kırılıyor. Şimdi de fayans döşüyorlar. Onun için videodaki sesler için şimdiden özür dilerim. Herhalde videosu böyle hep olaylı olan benden başka kimse yok ya. Kedi atlıyor ya, kapı çalıyor ya, annem bağırıyor falan. Şimdi efendim, ilk önce şu Ece için olan şeyden başlayalım. Booster kelimesini biliyorsunuz Kore kozmetikleri çıkardı. Aslında serumun altına kullanılan ama bizim serum diyebileceğimiz bir kozmetik formu. Serumdan daha çabuk emilen bir şey. Şimdi bu sadece göz ve dudak çevresi için nemlendirme ve yumuşatma amaçlı. Sabahleyin ben tekrar kullandım Ece'yi yollamadan önce. Bakın şu kadarı göz ve dudak çevresine yeterli aslında. Yani daha fazla kullanmaya gerek yok. Bunu iki parmak arasına bölüştürüp şöyle göstereyim, su gibi. Ama o hyaluronik asitin şeyini hissediyorsunuz. Hafif yapışkanlığı var ama deri emdikten sonra o geçiyor. Dudak çevresi ve göz çevresi kullanıyorsunuz gece yatmadan ve sabah makyajdan önce. Gayet hoş, ince bir yapısı var. Fena değil. 15 ml ne kadar gider bilmiyorum ama 25, 26, 27 liraya bu kadar iyi bir göz kremi bulmak da zor. Sanırım çok yüksek miktarlarda imal ettikleri için bu kadar ucuza satabiliyorlar. Bir de tabii indirim olduğu için. Diğeri Age Performance dediğim size. Bu serumu, bu da göz kremi. Şimdi serumunu göstereceğim. Hayal kırıklığına uğramayın. Çünkü mikroskopla bulabilirsiniz serumu. Çıkarsam bir de. Serumlar biliyorsunuz kremlerden çok daha derine emilen kozmetikler. Ama üzerine koruma tabakası bırakmadığı için kremi kullanmamız gerekiyor. Serumu bu. İşte şey söyleyeyim. Bak, benim şu parmağım kadar. Yapısını çok beğendim. Bu elimde kullanayım onu. Şu miktar aslında çıkan miktar çok. Göz çevresine bol bol yeter. Göz çevresi deyince biliyorsunuz göz kapağına sürmüyoruz. Yani kaş altından bütün bu çevreye, bilhassa şuralara çok önemli. Su gibi akışkan, gayet güzel içeriği var. Kokusu hemen hemen hiç yok diyeceğim. Hem halkalanma hem torbalanma, nem, elastikiyet, için tetrapeptitler var içerisinde. Bence bu fiyata bulabileceğiniz en uygun serumlardan biri. Emelini söylüyorum, 6 ml. Şu kadarcık. Deneyin. Muhtemelen size 2 ay kadar gider bu. Çok böyle büyük pompaya basıp telef etmezseniz. Tetrapeptitler içeren ve formülde de üst seviyelerde bu kadar iyi bir serum bence başka bir yerde yok. Var da fiyatı böyle değil. Bunun üzerine süreceğimiz göz kremi de bu. Mesela ben bugün makyajımı yapmadan önce sürdüm göz altlarına. Daha böyle şişim pek yok da
şu kırışıkların çok belirgin duran bölümleri biraz daha böyle dolgunlaştığı için daha iyi hissedebiliyorum. Bu taraf emmiştir. Buraya kullanalım. Edge Performance Strafende Augencreme. Artık Almanca bile söktüm. Çok çıkıyor. Yani bir pompadan çok çıkıyor. Ne olur eğer kullanacaksanız şu iki mercimek tanesi kadar yeterli aslında göz çevresinde kullanmak. Hatta çok bile. Yapısı çok hoş. Beğeneceksiniz eminim. İçerikleri de hiç fena değil. Hatta bunun üzerinde şey yazmıştı. Bir kremde 5 etki. Ve üzerinde şöyle yazıyor. 20 kişi üzerinde, 28 yaş altındaki 20 kişi üzerinde kırışıklık etkisini ve yenilenme etkisini in vivo testlerle, yani bizzat onların üzerinde denemişler. Güzel bir şey. Almanlar böyle bir veri yazıyorsa o veri vardır. Ne yazık ki güveniyoruz. Herkese güvenmiyoruz ama onlara güveniyoruz. Şimdi gelelim annem için dediğim ve kaçırmayayım diye indirimden aldığım kreme. Bu da biraz önce tanıttığımın Gold olanı. Şimdi Gold olanı 15 ml, öbürüyle aynı. Ancak bunun içerisinde artı onarım olarak arı sütü var. Hem nem kaybı, hem kırışıklık, hem makadamya yağını hatırlıyor musunuz? Size herhalde geçen sene videolarımın birinde anlatmıştım. Çok yüksek oranda makadamya yağı var içerisinde. Arı sütüyle beraber en yorgun gözü onarmak üzere yapılmış. Bunun yapısı biraz daha yoğun. Yine çok çıkarmıyorum. Şu miktar iki göz çevresi için yeterli. Hatta yani dudak çevresine de kullanabilirsiniz elinizde kalanı yuvarlak hareketlerle. Bunun yapısı birazcık daha yağlı. Sürdükten sonra biraz masaj yapmanız gerekiyor. Ama hem hyaluronik asit içermesi, hem arı sütü içermesi, hem makadamya yağı içermesi aslında çok zengin bir göz kremi yapıyor bunları. Ece'ye ulaşabilirsem, anneannesine gitti çünkü, onun cilt bakımı, sivilce bakımı ve göz kremini de kendisine ileteceğim. Ben kızımı severim, iyidir, hoştur ama cildine hiç bakmaz. Birkaç kere fırça atmama rağmen yolladıklarını da kullandı. Bu sefer sanırım alıp direkt gidip yüzüne, böyle hani anneler bacağının arasında kıstırır ya çocuğu bir şey indirmek için, öyle sürmem gerekecek. Gençken bakarsanız daha sağlıklı yaş alırsınız. İlla ki yaşlanacağız. Ama bir şeyler hasar oluşturduktan sonra onu onarmaya çalışmak inanın çok daha zor. Bunu birisi Ece'ye anlatırsa çok mutlu olur. İyi günlerde kullanalım dileğini.